Merhabalar. Bugün size başka bir yerden sesleniyorum. Çünkü diğer tarafta yayın yaptığım daha önce çekim yaptığım odada çok yankı olduğunu fark ettim. Bazılarınızdan da bununla ilgili uyarılar da aldım. Teşekkür ederim. Onun için bir mikrofon kullanacağım daha sonra. O gelene kadar sanki burada daha az yankı yaparmış gibi geldi. Oğlumun odasını işgal ettim bir açıklama daha yapmak istiyorum. Ne diyeceğimi unuttum. Kesmeyeceğim. Hiçbirini kesmeyeceğim. Olduğu gibi doğal paylaşacağım hepsini sizinle. Burada gözünüzün önünde öğreneceğim. Ben de öğrenebiliyorsam. Videoları evet hatırladım. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Çok sıkıcı olmamak için böyle bir düşünce buldum. Ben mesela çok uzun videoları izleyemiyorum. İyi bir izleyici değilim. Arkamda bir televizyon olduğuna bakmayın. Hayatım boyunca televizyon izle izlemedim, izlemiyorum. Eskiden yılda bir tane bir dizi izlerdim ama kesinlikle televizyon izlemiyorum. Bu televizyonda kullanılabilen bir televizyon değil. Velhasıl e ben çok iyi bir izleyici değilim. Belki öyle olan insanlar da vardır diye düşünüyorum. Ya da herkesin çok yoğun çalışma hayatı var. Çalışma hayatından fırsat bulamazlar kısa kısa olsun herkes izleyebilsin diye düşünüyorum O yüzden videoları kısa tutuyorum 10-15 dakika gibi tutuyorum Tabi kitapta ilerleme çok kaydedemiyorum o yüzden Ama e, bu video biraz daha uzun olacak e, çünkü Bir bölümü bitirmiş olacağım Bu videoyu bitirdiğimde e, Ve öncesinde size e, bu arada sizinle birlikte okuyordum ben de daha öncesinde hiç okumuyordum aynı anda okumuş dinlemiş oluyorduk ama heyecanlanıyorum bazen onunla ilgili bir de tabii haliyle ataklarım vesaire falan olduğu için konuşmamda okumamda bozukluklar oluyor o konuda da sıkıcı olmamak için şimdi yeni bir şey deneyeceğim dinlemeye başladım bugün size okuyacağım kadarını öncesinde okudum dikkat etmem gereken yerler olur mu arada konuşmam gereken bir şey bu videoda çok arada konuşmama gerek kalmayacak diye düşünüyorum ama başında yapmam gereken bir açıklama var birazdan video kesip onu göstereceğim videonun sonuna da bir fotoğraf göstereceğim size bir çizelge videonun sonuna da o resmi bırakacağım incelemek isterseniz diye böyle başlıyorum. Bu okuyacağım bölümde e, bu şamadan yararlanılarak bir anlatım var. O yüzden öncelikle size bu şamayı göstermek istiyorum, okumak istiyorum. E, videonun sonuna e, fotoğraf olarak da yine koyacağım, incelemek isterseniz. Kurban Üçgeni Kurban Üçgeni'nde kimler vardır? Kurban, Kurtarıcı ve Zorba. Kurtarıcı ve zorba da aslında altyapısında kurban barındırır. Bu gösterdiklerimi, okuduğum şu an tarif ettiğim şeyleri bölümü okurken daha iyi anlayacaksınız. Kurban hangi özel kurbanın hangi özellikleri vardır? Çaresiz, zavallı ben, kendini acıma, başkalarını suçlama, madde bağımlılığı. Kurtarıcı zaman içinde aslında öncesinde bir kurbandır ve zaman içinde kurtarıcıya döner. Ee, yine altyapısında dediğim gibi kurban yatar. Kolaylaştırıcı, ortalık yatıştırıcı, acı çeken, kendini ve ihtiyaçlarını yok sayan, kontrol için suçluluğu kullanan, gerçek duygulardan kaçınan, aşırı stresli kişilerdir. Ee, ya da bu özellikleri taşıyorlardır. Zorba Zorba da yine e, temelinde kurbandır. Başkalarını istismar eden, kontrol için suçluluğu kullanan, kendini geri çeken, uyuşturucu ve alkol kullanan kişiler olabilirler. E, bu kişiler bu bahsettiğimiz üçgeni oluştururlar e, ve yine okuduğumda daha iyi anlayacaksınız e, bu üçgen bir kısır döngüdür. Bu kişiler sürekli rol değiştirebilirler. Bir kurban, kurtarıcı, kurtarıcı, zorba, zorba, kurtarıcı ya da zorba bir kurban olabilir, oluyor. Bu kısır döngü içinde roller sürekli değişiyor. Roller sürekli değiştiği için hiç kimsenin net bir kişiliği olmuyor. Net bir kişilik olmadığı için işlevsel olmayan bu aile içerisinde Net olmayan sınırlar oluyor. Bu net olmayan sınırlar da e, eş bağımlılığın temeli oluyor. Birbirlerine ihtiyaçları oluyorlar. E, kurbanın bir kurtarıcının varlığına, kurtarıcının kurbanın varlığına, zorbanın da kurbanın varlığına ihtiyacı oluyor gibi. E, hepsi birbirine bağımlı, hepsi sürekli değişiyor. E, Hiçbirinin net sınırları yok ee, ve hepsi birbirine bağımlı. Şimdi bölüme geçiyorum ee, daha iyi anlayacaksınız. Ee, dediğim gibi sonuna da tekrar fotoğraf koyacağım. Kurban üçgeni Şimdi sizi kurban üçgeni ile tanıştıracağım. Kurban üçgeni eş bağımlı işlevsel olmayan ailelerin ve bağımlılıkların temelidir. Bu üçgenin en üstünde kurban yer alır. Kurban kendini çaresiz hisseden ve kendini acıyan kimsedir. Kendi sorunları için başkalarını suçlar. Senin yüzünden mutsuzum. Devlet yüzünden zengin olamadım. Herkesi ve her şeyi suçlamaya devam ederek aslında kendi gücünden vazgeçer. İşte kurbanı çaresiz ve güçsüz hissettiren de budur. Kurban üçgeni kişisel güç eksikliği ile ilgilidir. Çizimin Sol alt köşesinde bizim kurtarıcı dediğimiz kişi yer alır. Kurtarıcının içinde kurban bilinci vardır. Kurtarıcı aynı işlevsel olmayan ailede büyümüş ve ailenin sorunlarını çözmenin veya alkolik babasına bakmanın kendi sorumluluğu olduğunu düşünen çocuk gibi etrafındaki herkese bakan kişidir. Hipnoza çalıştığım danışmanlarımdan kendi anne babaları çocuklarına bakamadığı için 5 yaşındayken çamaşır bulaşık yıkayıp diğer kardeşlerine yemek hazırlayanlar hipnozda bu anları tekrar yaşıyorlardı. Çocuk sadece 5 yaşında ve bütün aileyi çekip çeviriyor. İşte kurtarıcı tam da böyle yetişir. Dışarıdan görülen yardımseverin altında kurtarıcılar kendini kurban hisseder. Kendini kurban gibi hissetmemek için de başka bir kurbanını kurtarmaya çalışır. Kendilerinden biraz daha güçsüz, biraz daha yardıma muhtaç birini bulurlar. Eş bağımlılık işte bu şekilde gelişmeye başlar. Bu arada gerçekten kitabın başında söyleyen şeyi ben kendimde buluyorum. Büyük ihtimalle dinleyen herkes de buluyor. Gerçekten içimizde bir kurban bir kurtarıcı ve bir zorba var hepimizin içinde. Aslında hepsinin temeli e, ailemizden gelen e, bilinçli ya da bilinçsiz ailelerimizin e, bilmeden yaptığı. Tabii onlar da suçlu değiller. Ben bunu terapilerde başka yönlerinden bakmayı, işte ailemi suçlamak yerine konuya başka bir yönlerinden bakmayı e, öğrendim. Onlar da bilmeden yapmış oluyorlar. İşte bu, bu kitapları size okuyun, bana katılın dememin nedeni bu. Siz bilin, siz yapmayın. Onlar bilememiş olabilirler. Velhasıl e, kurbanın altında aslında aile yatıyor ve bu kurban rolü az önce de bahsettiğim gibi kurban üçgeni içerisinde e, bazen kurban, bazen kurtarıcı, bazen zorba hale geliyoruz. Bunu da birazdan devamında anlayacaksınız. Haliyle kişiler birbirine bağımlı hale geliyor. Çünkü o roller e, kısır döngü içerisinde dönüyor. Buna eş bağımlılık deniyor. Duygusal ihtiyaçlarını gidermek için kişi ya da rol e, bir yerine bağımlı hale gelir. Kurtarıcı kurbanın çaresiz kalmasına kurban da kurtarıcının ona bakmasına bağımlıdır. Bu bağımlı olma hali herkesin bariz bir biçimde görebileceği türden olmayabilir. Bu kişiler dışarıdan bakıldığında mutlu ve tatmin duygusu yaşıyor görünebilirler. Geldikleri sosyoekonomik gruplarda farklı olabilir. Dışarıdan başarılı görünen bir benlik oluşturmayı işlevsel olmayan ailelerde öğrendikleri için kurban bilincini saklamayı bilirler. Kurban ve kurtarıcı Birbirine giderek daha da eş bağımlı hale gelir. Kurtarıcı kurbanı düzeltmeye çalışmayı sürdürür. Bu durum kurbanın kendini daha çaresiz hissetmesine hatta sonunda kurtarıcıya içerlemesine sebep olur. Bu içerleme işlerin akışını değiştirir ve kurban zorbaya dönüşür. Ancak yine de en temelde zorba kurban gibi hissetmeye devam eder. Ee, yani önce... Bunun herhalde en kestirme yolu anlatım yolu şu. Önce kendimizi düşük ya da ezik hissettiğimiz zamanlarda bize yardımcı olan insanlar olduğunda kurban biz olduğumuzu sayarak konuşuyorum. Bize yardımcı olan olmayı görev bilmiş kendine kurtarıcı rolünü edinmiş kişiler mutlaka çevremizde var aslında o kurtarıcılar da daha öncesinden bu ezikliği yaşadıkları için haliyle buradan çıkmanın yolunu öğrenip kurtarıcı oluyorlar. Bir süre sonra yine bir kurbanla karşılaştıklarında onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışırken aslında onların ilerlemesine mani oluyorlar. Her şeyi onlar yapınca diğer kişi zaten ezikken daha da beceriksiz hissediyor. Haliyle bu da bir tepki doğuruyor. Ne tepkisi doğuruyor? Sonunda zorbalık rolüne geçmesi gerekiyor ama gördüğünüz gibi işte anlatmaya çalıştığım şey buydu. Kurtarıcının ve zorbanın da temelinde bir kurban yatıyor. Devam ediyorum. Zorbalığın pek çok şekilde yapıldığını görebiliriz. İnsanlar fiziksel, duygusal ya da cinsel taciz yoluyla zorba olabilir. Karşısındakinin sevgiyi, cinsel tatmini veya maddi güvenceyi geri çekip esirgeyerek zorbalık yapılabilir. Buna şu örneği verebiliriz. Baba, koca eve gelip oturur ve elindeki gazetenin arkasına saklanır. Biri neyin var diye sorduğunda bir şey yok der. Evdeki herkes onun öfkesini hissedebilse bile duyguları hakkında konuşmaz. Öfkenin üstünü örtmeye veya pasif agresyon durumu da bir zorbalık yapma yoludur. Bir başka yöntem ise diğerlerini kontrol altına almak, manipüle etmek için onlara kendini suçlu hissettirmektir. Bazıları diğerlerine göre daha zekice olsa da zorbalık yapmanın çok sayıda farklı yolu bulunur. Kişisel sınırlar tam bu noktada belirsizleşmeye başlar. Zorba kurtarıcıya zorbalık yapar zorba kurtarıcıya zorbalık yapar. Kurtarıcıysa kendini kurban gibi hissetmeye başlar. Zorba kurbana acır ve onu kurtarmaya girişir. Kurban kurtarılmaktan dolayı hissettiği çaresizliği daha çok işe yerler. Ve kurtarıcıya zorbalık yapmaya başlar. Bu pozisyondan bir pozisyondan diğerine bu kısır döngü Kurban üçgeni içinde sürekli dönüp dururlar. Kişisel sınırlar tam bu noktada belirsizleşmeye başlar. Net olmayan kişisel sınırlar, işlevsel olmayan ailelerin bir özelliğidir. Kişiler kim olduklarını bilmediklerinden dolayı sonunda herkesin kimliği birbirine karışmış hale gelir. Aile bireyleri bu kurban üçgeninde bir pozisyondan diğerlerine atladıkları için sınırlar iyice dağılır. Bazı ailelerde, ailelerde bireyler sürekli kurban ve kurtarıcı arasında dönüp dururken diğer ailelerde sürekli birbiriyle kavga eden kurban ve zorba arasında mekik dokur. Bu tip ailelerde işleri yoluna koymak için çocukların kurtarıcı rolüne girmesine sıklıkla rastlanır. Çocukların dile getirdiklerinde kurban pozisyonuna girdiklerinde pek çok kez tanık oluyoruz. Okulda hiç kimse beni sevmiyor. Herkes benden nefret ediyor. Benimle hep dalga geçiyorlar. Bu tarz cümleler çocuğun kurban olma sürecine işaret eder. Çocuk zorbaya dönüşebilir. Bu durumda aslında kendini kurban gibi çok çaresiz hissediyordur. Ama acıdan kaçmak için zorbalığı kullanıyordur. Kişi bu üçgendeki rollerle başka kimseye ihtiyaç duymadan tek başına da girip çıkabilir. Örneğin yemekle ilgili kontrolü olmadığını hisseden biri çaresiz bir kurban gibi hisseder. Kendini kurtarmak için diyete başlamaya karar verir. Bu adım işe yaramayınca öfkelenir. Kendini suçlu hissedip moralini bozar ve kendine zorbalık yapmaya başlar. Kendine yeterince zorbalık yaptıktan sonra da yine en başta tamamen kontrolden çıkmış ve çaresiz hissettiği kurban pozisyonuna döner. Yani bu döngüde sizinle bu oyunu oynayacak başka kimseye gerek kalmadan kendinizi bütün pozisyonlarda bulabilirsiniz kurban üçgeni bağımlılık yapar kurban pozisyonundaki kişiler her zaman kurtarıcıları ve zorbaları kendilerine çekerler bunu hayatımda e, kendi kişisel deneyimlerimden bahsetmek istiyorum e, eminim birçoğunuzun istesiyimdir çünkü çoğumuzun hayatları böyle biliyorum eee Renkler değişiyor, kişiler değişiyor vesaire. Ee, hayatta yan, ısrarla yanlış aldığım kararlar içerisinde buluyorum kendimi. Aynı konu hakkında. Her defasında daha fazla dikkat etmeme rağmen aynı konu hakkında tekrar tekrar yanıldığımı görüyorum. Bu genelde kişilerle ilgili oluyor. Hmm. Bunu nasıl başardığımızı hepimiz merak ediyoruz. Nasıl yapıyoruz da yani o kadar dikkat ediyoruz da yine böyle bir insana denk geliyoruz, yine böyle bir insana denk geliyoruz. Bunu çok küçükken öğrenmiştim. Ee, henüz o 36 yaşındayım, bir sürü bununla ilgili şey okudum ama tam olarak hala kavramış olduğumu söyleyemem. Umarım bu kitapta kavrayabilirim diye düşünüyorum. Gerçekten o kişileri e, psikiyatristim bana şöyle söyledi. Öyle kişileri gözünden tanırsın dedi. Ve sen bunun hiç farkında bile olmazsın. O istemediğin, aslında hata yapmak istemediğin kişiyi gözünden tanırsın ve büyük bir çekim olur aranızda demişti. Şimdi burada da aynısından bahsedecek. Aslında e, galiba işte onu tam olarak kavrayamadığımız için o kaçtığımız şeyi mıknatıs gibi üzerimize çekiyoruz. Yani asıl karşılaşmak istemediğimiz, açılık asıl kaçındığımız kişisel tiplerin içinde buluyoruz kendimizi. Çünkü biz kendimizi iyileştirmedik henüz. O yüzden diyorum size, sorunları lütfen çevrenizde aramayın. Lütfen kendinizi iyileştirin. Çünkü çevrenizde böyle insanlar olmaya devam edecek ama biz kendimizi iyileştirebilirsek herkes kendini eleştirir herkes kendini eğitmeye yönelirse ne olacak? Karşımıza o kişiler çıktığı zaman onları gözünden tanıyacağız ama bu sefer onların çekimine kapılmayacağız. Yani yanlış insanlarla, yanlışlıklarla, yanlış kanarlarla tekrar tekrar muhatap olmak zorunda kalmayacağız. Lütfen bu kendinizi suçlayın demek değil. Kendinizi görün suçlu değilsiniz. Ailelerimizi nasıl az önce bahsettim onlar suçlu değilse. Biz de bilmiyorduk. İnsanız bilmiyoruz. Ama öğrenebilirsiniz. Öğrenmek için kendinizi görün diyorum. Yine çok konuşuyorum. Devam ediyorum. Kurban üçgeni bağımlılık yapar. Kurban pozisyonundaki kişiler her zaman kurtarıcıları ve zorbaları kendilerine çekerler. Ben okumuştu. Olsun devam ediyorum. Henüz bu oyunu oynayacak kimseniz yoksa en yakın zamanda birini bulacaksınız. Merak etmeyin, hayatınıza çektiğiniz eş, arkadaş veya komşunuz mutlaka bu oyunu sizinle oynamaya uygun kişi olacaktır. Mıknatıs gibi olmamız ne kadar da inanılmaz. Kurbansanız kalabalık bir odaya girdiğinizde aniden karşınıza çıkan bir kurtarıcı çıkacak ve o anda güçlü manyetik çekim hissedeceksiniz. Bu hiçbir zaman şaşmaz. Hayatınıza çektiğiniz insanlara bakarak bilincinizde nelerin gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. Hayatınızda çok fazla kurban varsa kurtarıcı olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Danışmanlığa ve terapiye ilk başladığımda kesinlikle bir kurtarıcıydım. Rolümün herkesin derdiyle uğraşmak olduğunu, bir ailede rolümün herkesin derdiyle uğraşmak olduğu bir ailede büyümüştüm. Her akşam işte eve geldiğimde herkesin sorununu üzerime aldığım için çok stresli oluyordum. Bütün gece herkese nasıl yardım ederim diye endişelenip duruyordum. Birkaç yıl sonra bu baskı bana çok fazla geldiği için izin almak zorunda kaldım. Dünyayı dolaşmaya başladım ve kendimi Hindistan'da buldum. Yıllarca meditasyon ve yüksek bilinçlilik çalıştıktan sonra herkesin sorununu çözmenin benim elimde olmadığını anladım. Kurtarıcı rolünden çıkıp kişilerin kendi şifalanma süreçlerinde onlara kolaylaştırıcı olmam gerekiyordu. Kolaylaştırıcılık ve kurtarıcılık arasındaki farkı anlayınca kurtarıcı olmadan terapi yapabilmeye başladım. Kolaylaştırıcılık ya da kurtarıcılık. Sahip olduğum araçları başkalarıyla paylaşıyorum. Şifalanma süreçlerinde o anda kalıyorum. Ancak kişilerin büyüme, büyüme, sorumluluğu bana değil kendilerine ait. Çoğu kurtarıcı kurbanının kendisine bağımlı kalması için onu teşvik eder. Yani kurban rollerine dayanan iki tarafında birbirlerine bağımlı olduğu bir ilişki ortaya çıkar. Bu eş bağımlılık işlevsel olmayan ailelerin ve sağlıksız ilişkilerin temelidir. Bir, bu eş bağımlılık kişileri neredeyse her seferinde bir bağımlılık davranışına götürür. En sık görüleni kurbanın kendinin kontrolünü yitirmiş veya güçsüz olarak deneyimlemesidir. Kurban kendini ne kadar çaresiz ve kontrolsüz hissederse acıyı uyuşturmak için bir o kadar çok uyuşturucu yemek ya da alkol kullanma eğilimi gösterir. Hayatınızın kontrolünü kaybettiğinizi hissettiğinizde alışkanlıkların kontrolü de elden kaçar. Yemek, uyuşturucu ya da alkolle deneyimlenen güçsüzlük aslında içerisinde kontrolden çıkmış olmasının bir dışa vuruşudur. Geliştirdiğim Trimlaf kilo verme programına katılan Hemen herkesin geçmişinde işlese olmayan eş bağımlı bir aile hikayesi var. Daha ilk derste sınıfa kaç kişi yemek yerken kontrolden çıktığını hissediyor diye sorarım. Neredeyse herkes elini kaldırır. Peki kaçınız hayatınızda bir bağımlılığın ya da kompulsif davranışın olduğunu hissediyor? Yine neredeyse herkes elini kaldırır. Bu durum bu soruları sorduğum her grupta aynı oluyor. Neredeyse herkes bu kurban üçgeninin devrelerine sıkışıyor. Duygularını uyuşturmak veya disosiye olmak için madde kullanmayı öğrenmiş oluyor. Şimdi bu bağımlılıkların bazılarını inceleyelim. Bağımlılık gösteren kompulsif davranışların pek çok çeşidi vardır. Sigara, alkol ve yemekten daha önce bahsetmiştik. Bir diğeri para harcamaktır. Birçok insan kompulsif şekilde para harcar. Kumar çok yaygın bir bağımlılıktır cinsellik de bağımlılık olabilir. Seks bağımlılığının nasıl bir şey olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Seks bağımlısı da aynı uyuşturucu bağımlısı gibi duygularının üzerine örtmek, duygularından kaçmak, onları saklamak veya acıya karşı kendini uyuşturmak için madde kullanan ya da belirli davranışlarda bulunan kişidir. Sizi bağlayan utancı iyileştirmek. Kitabının yazarı John Brasso Bağımlılık davranışının tanımını bağımlılık davranışı tanımı şöyledir. Başta sizi mutluluktan havalara uçuran ama sonra kendinizi bağımlı, kontrolden çıkmış ve çaresiz hissetmeye götüren duygu durum değiştirici olay, deneyim, ilişki ya da madde. Davranışın amacı duygulardan kaçınmaktır. Bağımlılık davranışı tam olarak budur. Cinsellik de birçok insan için kesinlikle böyledir. Başka bir kompülsif bağımlılık davranışı hipokondri yani hastalık hastalığıdır. Hastalık hastası bu kişiler hasta olmaya bağımlıdırlar. Karşısındakinin kurtarıcı olmamak için sabrını sınarlar. İşkolik olmak da kesinlikle kompulsif bir davranış olabilir. Başka bir kompulsif bağımlılık davranışı hipokon davranışı olabilir. Pardon. En yaygın bağımlılıklardan biri de sağlıksız ilişkilerdir. Şimdiye kadar irdelediğimiz gibi kişiler eş bağımlı ilişkilere ve kurban üçgenine bağımlı hale gelebilir. Kişi bu adamdan gerçekten kurtulmak istiyorum der ama 25 kere ayrılıp yine barışırlar. Bu davranış tıpkı kokain bağımlılığından kurtulmaya benzer. Birkaç ay içmeyip Tekrar içmeye başlayan alkolik içinde aynı durum geçerlidir. İnsanlar birbirlerinden ayrıyken gayet iyi olmalarına rağmen tekrar birleşip kavga etmeye, birbirlerini incetmeye ve istismar etmeye başlarlar. Bunun sebebini merak ederler. Bu sağlıksız ilişkilerini yeniden yaratmayan sürekli devam ederler. Bunun sebebi ise kurban üçgenidir. Onlar bağımlı olma durumuna bağımlı hale gelmişlerdir. Bağımlılık davranışları tamamen bağımlı olma haliyle ilgilidir. Bu bölümü bitirdim. Size okurken daha iyi idrak ettim. İnşallah hepimize iyi gelir. Bazı şeyleri daha iyi anlayabiliriz. Bu video uzadı zaten yeterince herhalde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hala desteklerinizi görüyorum. Onlar için de teşekkür ederim. Umarım işe yarıyorum. Hepinizi seviyorum. Gerçekten izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.